Gelmeyi iyi canladınız değil mi çocuklar? Elin oğlu milyar dolarla kurgun vuruyor. Bizim onlardan neyimiz eksik? Dayı anladık anlamasına da ya bize nereden geldiniz, sizi kim yolladı, ne diyeceğiz o zaman? İl müftülüğünden deyin, muhtar gönderdi deyin, kimsesler vakfından geliyoruz deyin, onu da mı ben öğretim size? Patron, aldığımız paranın karşılığında bizden makbuz isteseler o zaman ne yapacağız? Oğlum, bir kağına bir şeyler karalayın, verin gitsin. Zaten Ramazan ayındayız, kimse bu kadar sorgulamaz. Onlar sevap yapmanın derdinde. Dayı doğru söylüyor. İnsanların duygularını sömürmenin tam zamanı. Vallahi abi doğru söylüyorsun. Haklısın. Hepiniz ayrı mahallelere dağılın. Olabildiğince fitre zekat toplayın. Unutmayın ki fazla vaktimiz yok. Tamam patron, merak etme. O iş bizde. Madem fazla vaktimiz yok, o zaman hemen işleme başlayalım. Topladığınız paraları günlük bana getireceksiniz. Sonra da ortadan kaybolacağız. Hadi çocuklar, göreyim sizleri. 11 ayın acısını bir ayda çıkaralım. Günlerde topluyoruz. Bayağı olmuştur. Şu ana kadar kimse anlamadı patron. İyi gidiyoruz evlatlarım, iyi gidiyoruz. Bugün son gün. Vurgunu vuralım, sonra da ortadan kaybolalım. Abi bugün gitmemiz iyi olacak. Zaten bir yerde patlak verecektik yani. Bir an önce tüyelim. Merak etmeyin. Ben her şeyi ayarladım. Tekneyle Avrupa'ya kaçacağız. Bu sefer iyi vurgun yaptık. Patron, keşke hep Ramazan olsa. Köşelik olurduk yemin ediyorum. Aynen abi, doğru söylüyorsun. İnsanların en büyük zaafını yakaladık. Kaçarı yok, veriyorlar. O zaman son vurgunu da vurmaya gidelim mi? Tamam gidin, geç kalmayın sakın. Sizi bekliyor olacağım. Ne diyelim, Allah kabul etsin. Arkadaşlar, patron nerede? Acaba o da mı vurguna çıktı? Patron lan o, vurguna çıkar mı hiç? Ya tamam bırakın gevezeliği de biriniz arasın be. DJ Numan Karaca.
Geçici olarak servis dışıymış telefon. Servis dışı mı? Allah Allah. Mesaj geldi, kurban oldu. Dayı mesaj atmış. Son topladıklarınız sizin olsun. Ben alacaklarımı aldım. Patron ne demiş, ben anlamadım abi. Anlayacak bir şey yok oğlum. Patron ayaküstü yedi bizi. Vurgunculuğa çıkarken vurgun yedik. Ramazan vakti milleti dolandırırsak olacağı bu. E ne yapalım abi? Milletin duygularıyla, inancıyla oynamadan da vurgun vuramazdık. Sonunda biz de yedik.